أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kardeşlerim bu videoda inşallah sizlere Ankara'ya giderken yanınızda götürmeniz gereken belgeleri ve orada ne yapmanız gerektiği hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Çünkü bugün dün iki arkadaşımız olan Ahmet Çiçek ve Ahmet Hakan Dönmez gittiler ve orada biraz sıkıntı yaşadılar. Çünkü vakit olarak belli bir vakti var, o gideceğiniz konsolosluk olsun, ateşelik olsun belli bir saatlere kadar açık. O yüzden sıkıntı yaşadılar. Ertesi güne kaldı. İki günlük ancak halledebilir işlerini. Siz de sıkıntı yaşamayasınız diye bu videoyu çekmeye karar verdik. Allah onlardan razı olsun. Onların verdiği bilgilerle artık bu videoyu çekeceğim. Şimdi öncelikle şu sizde olan liste zaten. Size paylaştığımız liste. Vize için gereken belgeler. Üniversitenin kabul belgesi. İnternet sitesinde alıyorsunuz. Onu göstermiştim. Onun dışında vize belgesi. Onu da internet sitesinden alıyorsunuz. Diplomanın aslı gelecek. Arapça tercümesi. Yeminli tercüman tarafından imza ve mühürlü olacak. Transkript belgesi de aynı. Yeminli tercüman tarafından imza ve mühürlü. Sabıka kaydı. Yeni çıkartın, yani yeniden çıkartın. Gitmeden önce birkaç gün önce çıkartın ki yeni olsun da sıkıntı yaşamayasınız diye. Pasaportun aslı ve bir adet renkli fotokopisini çektireceksiniz. Kimliğin aslı ve bir adet renkli fotokopisi ve emniyetten almış olduğunuz pasaport dokümanı. Eski pasaportunuz varsa elinizde, daha önce yurt dışına çıktıysanız, umreye gittiyseniz vesaire, onu da getiriyorsunuz, onu da görmek istiyorlar. Eğer yakınınızda valilik varsa, bulunduğunuz ilçenin veya ilin valisi daha doğrusu, oradan gidin emniyet dokümanınızı onaylatın. Hani bu gerekmiyor daha doğrusu ama bazıları gerekebilir diyorlar. Yani şart değil ama varsa işinizi garantiye alın, yaptırın. O kadar zorunlu değil ama dediğim gibi varsa bir imkan, yakınsa, vaktiniz varsa halledin. Şimdi sizlere inşallah harita üzerinden Ankara'da yapmamız gereken işlemleri sırasıyla inşallah anlatacağım. Çünkü biz şu an birkaç kişinin vizesi geldi. Bizden sonra gelecek olan, vizesi gönderilecek olan kişiler haliyle bizimle birlikte yapamayacaklar bu işlemleri. İster istemez sıkıntı yaşamasınlar diye bu video üzerinden, yani bu harita üzerinden daha basit olacak diye düşündük. Böyle bir video çekmeye karar verdik. Dediğim gibi inşallah bu bilgileri biz şeyden aldık. Ahmet Çiçek ve Ahmet Hakan Dönmez kardeşlerimizden. Onlara da dua edin inşallah. Allah onlardan razı olsun. Yani onlar sıkıntıyı çekti bir iki gün. Onların sıkıntı çekmesiyle biz inşallah sıkıntı çekmeyeceğiz. Çünkü artık yapılması gerekenleri inşallah daha iyi bilmiş olacağız. Şimdi öncelikle havaalanına gelecek olan kişiler. Şu haritada gördüğünüz yer havaalanı. Bu havaalanından inşallah servis var. İndiğiniz zaman otogara kadar giden bir servis var. Ona binerseniz 45 dakika, 1 saat gibi bir süre içerisinde sizi çevre yolundan dolaşıp şeye götürecek. Ankara'nın otogarına. Şu Açlı Terminal, Otogar Ankara yazan yere. Buraya geldiğiniz zaman hemen yanında bulunan metro istasyonu var. Metro istasyonuna biniyorsunuz ve birkaç durak ileride olan şurada bulunan Bahçe 5 Evler durağına geliyorsunuz. Bu duraktan indikten sonra şu yoldan, şu an işaretlediğim yoldan dümdüz gidiyorsunuz ve şu İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası var. Bu bina geldiğinizde içeride eğer İmam Hatip mezunu iseniz din işleri bölümü var. Direkt Milli Eğitim Müdürlüğü binasının yanında. Bu bir kampüs gibi bir yer. Birkaç bina var. İstiyorsanız orada sorarsınız. İnşallah size yardımcı olurlar. Gösterirler o binayı. Eğer İmam Hatip mezunuysanız buraya geleceksiniz. Hatta şöyle size binanın kendisini göstereyim. Öncelikle şöyle yapalım.
Bu binanın dıştan hali. Şöyle Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü. Buradan içeri girdiğiniz zaman, inşallah orada sorduğunuz zaman veya direkt o binanın yanındaki bina oluyormuş. Arkadaşın verdiği bilgi o. Oradan mühür alacaksınız. Yani diplomanın ve transkriptin arkasında onlar mühür basacaklar. Ki Suudi Arabistan'a gittiğiniz zaman, üniversite kaydınızı yaptığınız zaman diplomanız orada kabul görsün diye bu işlem. Eğer açık lise mezunuysanız veya açık imam hatipten mezunsanız, bundan az ilerisinde bulunan açık öğretim binası var. Onu da haritadan gösteriyorum şimdi. Az ilerisinde dümdüz gidiyorsunuz, devam ediyorsunuz geldiğiniz yoldan. Ve şurada şu sarı çizgiyle gösterilen yol köprü. Bu köprünün altından sola dönüyorsunuz. Az ileri gittiğiniz zaman şurada açık öğretim lise müdürlüğü var. Buraya geldiğiniz zaman şu binayı da gösterelim size. Şu bina şuradan. Siz şu Mevlana Bulvarı'ndan geleceksiniz sol taraftan. Sabancı Kızıyurdu'nun önünden geçeceksiniz. En sonunda Açık Öğretim Lisesi'ni göreceksiniz. Oraya girdiğiniz zaman zaten şu yani giriş şu resimdeki oluyor. Bir saniye. Şu giriş oluyor. Buradan girdiğiniz zaman, giriş yaptığınız zaman şurada bu adamın durduğu yerde az ileriden sağ dönüyorsunuz. Oradan sağa döndüğünüz zaman zaten şunu göreceksiniz. Şuradan açık öğretime bakan kısımmış burası. Buradan giriyorsunuz. Açık öğretim mezunu olan ister imam hatip olsun ister meslek lisesi olsun fark etmiyor. Açık olduktan sonra buraya geleceksiniz. Açık öğretim lisesinden diplomanın arkasına ve transkriptin arkasına onlar da mühür basacaklar. Onaylatacaksınız. Ve burası Ankara'daki bütün resmi binalar, kamu binaları saat 9'da açılıyor. Ona göre ayarlayın kendinizi. Bence 8.30 gibi burada hazırda bulunursanız direkt açılır açılmaz işlerinizi yaparsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü öbür işlerde, öbür gideceğiniz yerde erken gitmeniz lazım. Oralar erken kapanıyor. Oraya biraz sonra geleceğiz. Dediğim gibi burada zaten gözüküyor. Şu yan tarafı vesaire. Evet. Buradan çıktıktan sonra, işinizi hallettikten sonra, ha bir de şunu söyleyeyim. Eğer aranızda düz lise mezunu varsa, yani ben İmam Hatip'te okumadım, açıktan da okumadım. İmam Hatip'te okumadım diyen biriniz varsa, ben düz lise mezunu diyen varsa, o başka bir yere gidecek. O şuraya gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı. Bu da Kızılay'da. Yani eğer şeyle geldiyse o kişi, diyelim ki otobüsle geldi. Otobüsten indi. Açtı. Metrosunda bindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 durak sonra Kızılay durağında iniyor ve aşağıya doğru yürüyor. Aşağıya doğru yürüdüğü zaman şurada Milli Eğitim Bakanlığı binası var. Buradan Suudi Arabistan'da okuyacağına dair 5. katta yurt dışı bölümü var. Oradan inşallah şey yapacak. Diplomanın ve transkriptin arkasını onaylatacak, mühürleyecekler. Ve buradan da ayrıyetten eğer direkt buraya gelecekse o dizisi mezun olan arkadaş, direkt buradan yurt dışında okumak için bir belge varmış. Öyle derseniz zaten anlarlar onlar biliyorlar. O belgeyi de alacaksınız buradan. Şimdi asıl çoğunuz açık öğretim lisesi mezun olduğunuz için ve çoğunuz imam hatip mezun olduğunuz için asıl yere geleceğiz şimdi. Şimdi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, Din İşleri bölümünden imam hatip mezunlar aldı imzasını, mühürünü. Açık öğretim mezunları da az ileride olan açık öğretim lise müdürlüğünden aldı imzasını, mühürünü. Diplomanın arkasına. Buradan çıkıyorsunuz. Ve direkt bir taksi tutuyorsunuz. Çünkü yürümeye gerek yok. Uzun süre vaktinizi kaybedersiniz. Bir taksi tutuyorsunuz. Buradan da direkt şurada otogarın az aşağısında bulunan Dışişleri Bakanlığı'na geliyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı da
yine sizin transkript ve diplomanızın arkasını mühürleyecek ve her belge için 34 TL para alıyorlar bir mühür için. O yüzden normal lise mezunu olanlar için ödeyecekleri para 34-68 TL. Eğer açık lise mezunuysanız sizin zaten diplomanız bir sayfa ama transkriptiniz 6-7 sayfa olduğu için sizden çok para isteyebilecekler. Yani hepsine mühür basarlarsa. Yani 200'den fazla paranız gidecek burada. Bunu sakın yapmayın. Sadece transkriptin son sayfasının arkasını mühürletin. Yani sadece diplomanın arkasını bir de son sayfa. Transkript 7 sayfalık, 6 sayfalık transkriptin son sayfasını mühürlesinler yeter. O geçerli olur yani. Hepsine mühür basıp masraf, boşuna masraf, israf yapmanıza gerek yok. Şuradan binayı da gösterelim. Akılda kalsın diye en azından gittiğiniz zaman şey yapmayın. Şu bina İçişleri Bakanlığı binası. Bu binada da şey alacaksınız. Mührünüzü bastıracaksınız diplomanın arkasına. Ondan sonra burada işiniz bittikten sonra yine bir taksi tutuyorsunuz. Ve direkt buradan şurada bulunan Suudi Arabistan kültür ateşeliğine gidiyorsunuz. O da tam burada bulunuyor. Bir saniye yanlış oldu, pardon. Şurada. Şu adreste girmemişler ateşelik diye. Bu yüzden haritada ararsanız çıkmaz. Turan Güneş Bulvarı diye bir yer var orada. Zaten Turan Güneş Bulvarı derseniz taksiciye sizi mutlaka götürür oraya. O binanın da görüntüsü var. Onu da size göstereyim. Şu bina Suudi Arabistan Kültür Ateşeliği binası. Buradan da diplomanın arkasına bir mühür alacaksınız. Burada bir ücret ödemiyorsunuz. Burada bir ücret ödemeye gerek yok. Ondan sonra buradan çıktıktan sonra şimdi şöyle söyleyeyim. Burası saat 3'e kadar açık. Ona göre eğer işinizi hallettikten sonra yani Milli Eğitim Müdürlüğü'nden imzanızı aldınız, mühürünüzü aldınız. Dışişleri Bakanlığı'na gittiniz. Oradan da beklediniz biraz. Yarım saat, bir saat işinizi hallettiler. Buradan da çıktınız. Buraya geldiniz. Eğer 3'ten önce ise burası yani sizin farz edelim ki saat 1.30 veya 2. Yetişirse buraya gelin. İnşallah yetişir. Yetişirse gelirsiniz buraya. Buradan da imzanızı alırsınız. Belki yarım saat, bir saat bekletebilirler. Yoğunluğa göre. Onu biz belirleyemeyiz, bilemeyiz. Eğer saat 3, 2.30, 3.30 arasında buradan çıkarsanız, 2.30'da buradan çıkarsanız veya 3'te yine direkt taksi tutuyorsunuz. Buradan çıkıp direkt şu noktada bulunan Suudi Arabistan konsolosluğuna gidiyorsunuz. Şu nokta Suudi Arabistan konsolosluğu. Binayı da gösterelim yine. Şu gördüğünüz bina Suudi Arabistan konsolosluğu. Girişi direkt burada. Şuradan giriş yapıyorsunuz. Şu girişi. Suudi Arabistan konsolosluğu. Buradan da diplomaya, sadece diplomaya mühür alınıyormuş. Kültür ateşeliğinde de öyle. Siz yine de ikisini gösterin. Artık hangisini atarlarsa atsınlar. Ona göre bilgilenin. Buradan çıktıktan sonra dediğim gibi burası sabah 9 ve 10 arası açık. Bir de öğlenden sonra 2.30 ve 3.30 arası. Yani bir saatliğine bunlar hizmet veriyor. Nedenini biz bilmiyoruz. Yani öyle yapıyorlarmış. Bizi ilgilendirmez daha doğrusu. Yani artık nedenini bilmiyoruz. Ona göre de şey yapmaya gerek yok. Bir saatlik zamanınız var. Eğer 2.30-3.30 arasında yetiştirebiliyorsanız direkt buradan şey yapın. Alın. Eğer 2.30-3.30 arasında yetişmezse mecbur orada bir otel tutacaksınız. Otelde artık bir gün. Bir gün otelde kalacaksınız. Ertesi gün artık saat 9.10'da veya ertesi gün 12, 2.30 ile 3.30
buçuk arasında buraya gelip buradan da mühür alacaksınız. Yani yine diplomanın arkasına. Diyelim ki aynı gün içerisinde 2,5 ve 3,5 saat arasında işinizi hallettiniz, geldiniz buraya. Buradan da mühürünüzü aldınız. Direkt buradan çıkıyorsunuz. Ve şu haritada bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyorsunuz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nı aslında ilk başta halledebilirdik ama sıkıntı şu. Milli Eğitim Bakanlığı 5.30'a kadar açık. Ama Suudi Arabistan Ateşeli 3'e kadar açık. Suudi Arabistan Konsolosluğu da 2.30-3.30 arasında hizmet veriyor. Yani ilk başta buraya gelirseniz daha sonra sıkıntı yaşarsınız. Neden? Çünkü 3'te kapanacak orası. 3'te oraya gittiğiniz zaman mecbur ertesi güne kalacak. Yani bizim amacımız bu işi bir günde halletmek. İkinci güne kalırsa masraf artar, otel masrafı. En az bir 100-150 lira otele vereceksiniz. Sıkıntı yaşarsınız. Yani boşuna masraf yapmaya gerek yok. Buraya geleceksiniz ve 5. katta yurt dışı bölümü var. Yurt dışında okumak isteyen öğrencilerin yapması gereken orada birkaç işlem var. Onlar da orada herhalde belgenizi kontrol edecekler. Ondan sonra size yurt dışına gitmek isteyen öğrencilere verilen bir belge var. Onu isteyeceksiniz. Dersiniz onlar zaten bilirler. O belgeyi de aldıktan sonra yine taksi tutuyorsunuz. Bu arada bu taksinin ücretleri mesafeye göre 10 ile 20 TL arasında değişiyor. 2-3 kişi olursanız, birlikte yaparsanız tabii sizin için daha uygun olur. Buradan çıktıktan sonra yine daha önce geldiğimiz Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun yanlarında bulunan binalar var. Mesela şuradan birini işaretliyorum. Bu sırada öz al bayraklar, vize, konsolosluk vesaire işlemleri yapan bir büro var. Orada Zeyni Albayrak abimiz var. Allah ondan razı olsun. Medine İhsan Üniversitesi'ne gitmek isteyen öğrencilere yani belki Türkiye'de yardımcı olan tek kişi diyebiliriz. Yani vize konusunda Allah razı olsun gerçekten hani öbür arkadaşlardan duydum. Ben daha hiç Ankara'ya gitmedim. Ama diğer arkadaşlardan gerek dün ve ertesi gün işlerini halletmek için giden iki arkadaşımız Ahmet Çiçek ve Ahmet Hakan Dönmez'in söylediklerine göre yani o konuda çok yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Öbür arkadaşlara da yardımcı olmuştu. İnşallah onun yanına giderseniz bu sırada bir yerde onun bürosu var. O size hastaneyi tarif edecek. Veya kendisi artık bir şekilde sizi götürebilir. Onu bilemiyorum. Zaten taksi tutup buradan yakın zaten. Fazla uzak değil. Belki yürüyebilirsiniz. Yarım saat falan yürürsünüz. Şurada özel Ankara Meditet Hastanesi var. Tıp merkezi. Şurada işaretli olan yerde. Orayı da gösterebilirim mesela size. Şöyle resimlerden gösterelim. Şu gördüğünüz Meditet Tıp Merkezi. Buradan özel muayene olacaksınız. Kan tahlilidir, röntgendir. Birkaç işlem var. Bu da burada bir yarım saat sürer. Zaten siz Zeyn'i göndereceği için oraya, Zeyn abi göndereceği için buraya onların haberleri olacak. O onlara haber verecek inşallah anladığım kadarıyla. Buraya geldiğiniz zaman zaten Suudi Arabistan Konsolosluğu için yurt dışına çıkacağız dersiniz. Onlar da sizi muayene ederler. Bilgilerini zaten değil onlar Zeyn abiye gönderecekler. Yani sizin burada rapor falan almayacaksınız. Sadece muayene olacaksınız. Bilgileriniz artık bittiği zaman belki aynı gün içerisinde, belki ertesi gün Zeyn abiye gönderilecek. Öz Albayraklar bürosuna. Buradan çıktıktan sonra yine az önce ki yere geri gidiyoruz. Zeyn abinin yanına. O da dediğim gibi bu sırada bir yerde ben gitmediğim için daha tam bilemiyorum. Bu sırada bir yerde zaten numarasını da biraz sonra inşallah vereceğim. Ona göre bir şey olursa ararsınız veya gidersiniz. Konsolosluğa vize için siz gitmiyorsunuz. Yani özel bayraklar dediğin gibi Zeyn abinin bulunduğu büro o halledecek sizin için işleri. Yani oraya pasaportunuzu ve birkaç belgenizi teslim ediyorsunuz. Zaten o size söyleyecektir orada. Kendisine teslim ettikten sonra belgeleri sizin işleminiz bitiyor. İnşallah o artık adresinizi alacak. Pasaportunuz vesaire ev adresinize geri gönderecek zaten o. Yani işlem bittikten sonra, vizeniz çıktıktan sonra işlem bu kadar. Eğer vizeniz Ankara'ya değil de İstanbul'a geldiyse
Sizin bir tek ayrı yapmanız gerekecek olan şey sağlık Meditet Hastanesi'nde muayene olduktan sonra Zeyn abin yanına değil, direkt İstanbul'a gideceksiniz. Artık ertesi güne kalacak mecbur. İstanbul'a gidip oradaki konsolosluk binasının önlerinde veya orada yanında vesaire mutlaka yine vardır bürolar. Orada bir büroda artık vize talebinde bulunacaksınız. Onlar da sizin vizenizi çıkartacaklar. Zeyn abinin yaptığını onlar o da yapacak. Benim anladığım kadar bu. Yanlışım olabilir. İnşallah onu daha sonra tekrar ayrıyetten sorabilirsiniz. İstanbul'a gittiğiniz zaman sağlık raporu vesaire için. İşlem bu kadar inşallah. Dediğim gibi sizin ilk başta yapmanız gereken şey, özetleyecek olursak hızlı bir şekilde geldiniz. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geldiniz. Din işleri hizmet binası var. Oradan İmam Hatip mezunuysanız buradan alıyorsunuz mührünüzü, onayınızı. Açık lisesi mezunuysanız İmam Hatip olsun, düz olsun, meslek olsun fark etmiyor. Şu köprüden sarı çizgili görürken yol köprü. Onun altından sola dönüyorsunuz. Şurada açık öğretim lisesi müdürlüğü var. Oradan yurt dışına çıkacağınız için mühür vurulması gerekir derseniz zaten onlar biliyorlar. Oradan da bir mühür aldıktan sonra direkt buradan çıkıyorsunuz. Taksi tutup Dışişleri Bakanlığı'na gidiyorsunuz. Oradan da mühür oran atıyorsunuz belgelerinizi. Arkaya diplomanın ve transkriptin arkasına mühür bastırıyorsunuz. Açık öğretim lisesi mezunlarının diploması tek sayfa. Normal bizim lise mezunları gibi. Normal lise mezunları gibi. Ama transkriptleri 6-7 sayfa olduğu için sadece en son transkriptin en son sayfasının arkasına mühür bastırsınlar. Çünkü bir mühür için 34 TL para istiyorlar. HBG için gerek yok hepsine basmaya. Bir tanesi için yeter. Buraya 68 TL para ödeyeceksiniz. Buradan çıktıktan sonra direkt Suudi Arabistan kültür ateşeliğine gidiyorsunuz. O da burada. Bu bina 3'te kapanıyor. 3'ten önce burada olmanız lazım. 3'ten önce yetişmezse, bir aksilik çıkarsa bu işlemi yapmanıza gerek yok. Zaten kapalı olacak burası. Gidin direkt bir otel tutun. Ucuz bir yer bulabilirseniz araştırın. Daha önceden de araştırabilirsiniz varsa tanıdıklarınız vesaire. Veya bir tanıdığınız varsa Ankara'da o da kalabilirsiniz. Ertesi gün 3'ten önce sabahtan giderseniz buradan buraya gelirseniz işlerinizi halledersiniz. Buradan çıkar. Buradan da diplomaya sadece alınıyormuş herhalde mühür. Çıkıyorsunuz ve direkt ya 9 ve 10 arasında ya da 12, 2.5 ve 3.5 arasında Suudi Arabistan konsolosluğuna geliyorsunuz ve buradan da diplomaya mühür vuruyorlar arkasına. Dediğim gibi bu bina 9 ve 10 ve 2.5 ve 3.5 saatler arasında hizmet veriyor. Bunun dışında bir saatte giderseniz içeri almazlar zaten. Dediğim gibi saatinizi, vaktinizi iyi ayarlayın. Ona göre neyse sıkıntı yaşarsınız. Yani belki 2 gün değil 3 günde orada kalabilirsiniz. O yüzden vaktinizin hesabını iyi yapın. Ona göre sıkıntı yaşamayın sonra. İnşallah buradan çıktıktan sonra direkt dediğim gibi şu yan binalarda öz albayraklar bürosu var. Zeyn abinin bulunduğu büro. Oraya gidiyorsunuz. Zeyn abiyle görüşüyorsunuz. O size ne yapmanız gerektiğini zaten söyleyecektir. Sizi hastaneye gönderecektir. Pardon. Bir şey unuttum. Zeyn abinin yanına gitmeden önce başa döneceğiz. Şu başta başladığımız yerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı. Bu sefer Kızılay'da bu. Milli Eğitim Müdürlüğü 5 evlerde. Şurada. Milli Eğitim Bakanlığı 2 farklı yer bunlar. Kızılay'da. Suudi Arabistan Ateşeliği'nden mühürü aldınız. Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndan da mühürü aldınız. Onay aldınız. Oradan çıktınız. Direkt taksiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na geliyorsunuz. Yani burası 5.30'a kadar açık. Ona göre orada 3'te işiniz biterse, 3.30'da işiniz biterse buraya gelirsiniz. Buradan da yurt dışında okumak için 5. katta bir belge var. Bir büro var. Oradan yurt dışına çıkmak için belge alıyorsunuz. Onu da aldıktan sonra direkt geri gidiyorsunuz taksiyle. Ve Zeyn abinin
yanına geliyorsunuz. Şurada bu binaların bulunduğu sırada bir yerde. Buradan size Zeynep abi şey gönderecektir. Özemeli de hastanesine. 110 lira ücreti var bu muayenenin. Onu da söyleyeyim. Muayene olduktan sonra inşallah buradan çıkıyorsunuz. Direkt yine Zeynep abinin yanına gidiyorsunuz. Bu son işlem. Zeynep abi de artık vize işlemleri için sizin adınıza vize çıkartacak. Birkaç işlem var. Pasaportunuzu bırakıyorsunuz. Bunun da ücreti 160 lira dediler bana. Normalde daha fazla herhalde ama Zeynep abi dediğim gibi yani Medine İstanbul Üniversitesi'ne gidecek olan öğrenciler için ayrıyetten şey yapıyor. Hem fiyatta da bir şey yapıyor. İşte 160 lira alıyor sadece. Hem de ayrı özel ilgileniyormuş yani. Allah razı olsun. Dediğim gibi inşallah burada geldiğiniz zaman işleminiz bitiyor. Hem vize 2-3 gün içerisinde çıkıyormuş. 4 gün bazen sürebiliyordu, onu tam bilemiyoruz. Artık ne zaman çıkarsa Suudi Arabistan hükümeti veya Medine İnsan Üniversitesi internet sitesine bizim kabul kağıdını ve vize sayfasını, vize belgesini aldığımız sayfanın direkt yanındaki butondan, onu da göstereyim inşallah biraz sonra. Oradan şey alacaksınız, uçak biletiniz oraya gelecekmiş diyorlar. Eğer olur da gelmezse beklersiniz bir hafta, iki hafta, neyse artık. Eğer gelmezse uçak biletiniz, kendiniz keseceksiniz uçak biletinizi. Orada gittiğiniz zaman da inşallah onu geri verebiliyorlarmış. Yani verdiğiniz, kendi cebinizden ödediğiniz uçak bileti ücretini üniversite tekrar ödeyebiliyormuş. Yani kesin demeyelim ama inşallah öyledir. Öyle bir bilgi aldık. İnşallah doğrudur. Ve alacağınız bilet Suudi Arabistan hava yollarından olsun. O daha ucuzdur. Hem de oraya gittiğiniz zaman da geri ödemesi yapılması için daha uygun olur. Sıkıntı çıkartmazlar inşallah. Dediğim gibi eğer konsolosluğu Ankara değil de İstanbul'a işaretlediyseniz, vizeniz oraya geldiyse hastaneden muayene olduktan sonra hastanede çıkıyorsunuz ve direkt İstanbul'a gidiyorsunuz. Artık ertesi gün halledersiniz işlerinizi. Size şimdi 2 dakika uçak biletini nasıl alındığını göstereceğim inşallah. Eğer gelirse buraya gelecek çünkü. Bu adresten şöyle göstereyim. Ona göre buradan şey yaparsınız inşallah. Kopyalarsınız veya okur yazarsınız. Şu siteye giriyorsunuz. Burada kabul edilen öğrencilerin listesi. Ben kendi kabul edilme belgelerimi göstereyim size. Başvuru numaranızı giriyorsunuz. Buraya giriş yaptıktan sonra inşallah. Şu en sağda. Zaten şu ortadan vize numarasını aldınız. Orada yazan bilgiler yaptıktan sonra vize belgesini aldınız. En soldan kabul kağıdını aldınız. Kabul belgesini. En sağdan da uçak biletini alıyorsunuz. Şu an tıkladığınız zaman kariben inşallah diyor. Yani yakında yüklenecek gibisinden. Çünkü şu an daha vize çıkartmadığınız için gelmez. Yani uçak bileti buraya gelecek. Buradan da artık yazıcıyla çıkartırsınız. Yazdırırsınız. İnşallah buradan alırsınız. Size şöyle de Özal Bayrak diye yazarsanız Google'a şurada vize ve konsolosluk işlemleri Özal Bayrak diye çıkar. Şurada iletişimden zaten Zeynep abinin telefon numarası şurada görebilirsiniz. Hotmail adresi de var vesaire. Şurada adres zaten gözüküyor. Dediğim gibi yanındaki binanın birisinde. Direkt yanında olabilir. Evet şurada işaretli zaten. Irak Büyükelçiliğin yanında diyebiliriz, karşısında. Sol tarafında. İnşallah Zeynep'in yanına gittiğiniz zaman zaten dediğim gibi o size yol gösterecektir inşallah. O hastaneden sonra yapmanız gereken, bırakmanız gereken belgeler vesaire. Toplantısını yapacağınız harcama, geleceğiniz yol masrafları hariç 160 TL konsolosluk işlemleri için 110 lira bir ücret de şeye gidecek.
hastane muayene için. Onun dışında 68 TL'de Dışişleri Bakanlığı alacak. Benim bildiğim bu. Yani bu ücretleri isteyecekler sizden. Bu da toplam yaklaşık 160, 270, 338 TL bir ücret çıkar. Bu Zeyni abinin numarası dediğim gibi. İnşallah bu numarayı kaydedersiniz. Ankara'da bir şey olursa ararsınız. Onun dışında bu da Ankara'da daha önce giden bir arkadaşın işlemleri yapmak için bindiği taksi diyelim. Bu da taksicinin numarası. Bu numarayı ararsanız inşallah bu taksici herhalde orada çalışıyor o bölgede. Müsaitselere gelirsinle şey yapar. Bu taksicinin numarası dediğim gibi isteyen kaydeder ona göre orada alır. Arar. Veya oradan da bir taksi de bulabilir. Sıkıntı yok ya. Nasıl yapmak isterseniz öyle şey yaparsınız. Dediğim gibi inşallah uçak biletini oradan alacaksınız. İstanbul'a gidecek olanlar direkt İstanbul'a hastaneden sonra direkt İstanbul'a gidecek. Şöyle haritayı arkadan göstereyim yine tekrar uzaktan. Şurası Milli Eğitim Müdürlüğü. Oradan çıktınız. Dışişleri Bakanlığı'na gittiniz. Oradan çıktınız. Suudi Arabistan Ateşeli, Kültür Ateşeli'ne gittiniz. Oradan çıktınız. Suudi Arabistan Konsolosluğu'na gittiniz. Oradan çıktınız. Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiniz. Oradan çıkıyorsunuz. Zeyni abinin yanına geliyorsunuz. Şurada işaretli olan bir yerde. Buradan çıktınız. Hastaneye gittiniz. Muayeneniz oldunuz. Eğer İstanbul Konsolosluğu'na gidecekseniz direkt uçağa binip gidiyorsunuz. Veya otobüste gidiyorsunuz. Eğer Ankara Konsolosluğu'nda vize çıkartacaksanız yine en son Zeyni abinin yanındaydınız. Hastaneye gitmeden önce. Onun yanına gideceksiniz. Oraya belgelerinizi teslim edip o da sizin adınıza konsolosluk işlemlerini yapacak. Vize çıkartacak inşallah. Bu işlemi yaptıktan sonra da 2-3 gün sonra uçak bileti geliyor dediler. Bazen gecikme olabilir belki. Belki bazen de göndermeyebilirler. Ama inşallah sıkıntı olmaz. Gönderirler inşallah. Sıkıntı olmaz inşallah. Dediğim gibi işlem bu kadar. Şöyle tekrar yukarıdan gösterelim. İşlemler bunlar inşallah. Eğer bunu dediğim gibi sabah 9'da başlarsanız akşam öğlenden sonra 2.30-3.30'a kadar daha doğrusu 1.30-2'de biterse konsolosluk ve ateşelikten önceki işlemler direkt ateşeliğe gidersiniz. Oradan mühürü alırsınız. Konsolosluk da 2.30-3.30 arasında hizmet veriyor. Oradan da işlemlerinizi yaptıktan sonra inşallah bir günde bitirirsiniz. Ama eğer işlemleriniz, önceki işlemleriniz Milli Eğitim Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı işlemleri 2.30'a kadar, 3'e kadar sürerse hiç uğraşmayın, gitmeyin ateşeliğe. Bir otel tutun, kiralayın. Orada kalın bir gün, ertesi gün sabahtan direkt ateşeliğe gidin. Oradan da direkt çıkın, şeye gidin. Konsolosluğa. Ondan sonra hastane vesaire. Onları da ertesi gün yaparsınız, sıkıntı olmaz. İnşallah bu video faydalı olmuştur. Belki anlatımım biraz kötü olabilir. Ama inşallah dediğim gibi işaretleri, yerleri gösterdik. Bildikten sonra inşallah bu işlemleri birkaç kez video izlersiniz. Ona göre aklınızda kalır. Aklınızda tutarsınız. Sıkıntı olmaz inşallah. Dediğim gibi bir sıkıntı olursa Zeyni abinin yanına gidersiniz. O size yardımcı olacaktır. Gerek şey konusunda, yerleri, adresleri verme konusunda gerekse konsolosluk işlemleri zaten o yapacak. Bu kadar inşallah. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.